Cumartesi gününden herkese selamlar, sevgiler, canlarım. Hoş geldiniz kanalımıza. Bayramı bitirdik. Artık normal rutine devam ediyoruz. Saatlerimiz 1 arkadaşlar. Kahvaltımızı falan yaptık. Şimdi topladık kahvaltı sofrasını. Terliğimi giyeyim. Benim ayaklarım üşüyor. Dışarıda çok güzel bir hava var ama şu... Hayır, giyemeyiz daha. Biraz daha havanın ısınması lazım. Bak bak, gerçekler ortada bak. Yarım kollu giydim, ne hale geldim diyor. Oy oy, o da, o da karınca gibi, kurban olurum. Kafasını kaldırışa bak Aytı. Alper, kafanı kaldırışa bak. Gülüyor. Oy, evet, sen çok şükür. Dili, yani biraz hafif öksürüğüm var. Dilimizi ısıralım da biraz biraz iyileştiniz. Aylin olsun, Yakup olsun da. İşte Alper biraz hasta. Bir de Nilay hasta. Biraz, çok biraz. En büyükle en küçük hasta. Nilay da hasta. Onun da şimdi ilacını vereceğim. Kızım. Anneciğim ben. Yok, sen iyileştin çok şükür. Hayır diyorum Allah'ım, yarım kolluyla şaştı bu da. Ben. Sen de iyileştin anneciğim. Çok şükür. Kuzum. Ay ay ay, abisinin de kucağında. Ne yapıyormuş bu benim şirinim? Annem. Oy, kurban olurum seni verene. Deminden beri beşiğinde akıllı akıllı yatıyordu teyzelere. Televizyona falan bakıyordu. Biz de o arada kahvaltımızı yaptık. Ama artık herhalde yatmaktan biraz sırtı ağrıdı, sıcakladı. Al oğlum kucağına, o sırtı sıcaklamıştır dedim. Çünkü sırtı sıcakladı mı bebekler böyle sırtını kaldırırlar. Sürekli sırt üstü de yatırmıyorum. Huzursuzlandığında hemen kucağımıza alıyoruz. Ne yapıyorsun annem? Nilay. Uy çiçeğim benim. Kurban olsun anne seni verene. Totosunu böyle yerim o totoyu ben. Oy. Ne yapıyorsun kız? He? Yani şey, tırtıllar böyle totosunu yukarı kaldıra kaldıra. Onun gibi küçük tut, küçük tırtılım bu benim de. Bu da benim küçük tırtılım. Ah, ay pardon. Canlar, ben gene gözüm tekrardan kızarmaya başladı benim. Şimdi Aylin'in de gözü kış olmuş. Anne gözüm kaşınıyor dedi. Tekrardan şu damlaları damlatacağız. Dün akşam yatarken böyle gözümde biraz kaşıntı oldu. Dedim acaba tekrar kızarıklığa mı başlayacak gözüm dedim. Ama zaten tamamıyla iyileşmiş de değil arkadaşlar benim gözlerim. Kızarıklık, işte sulanma, çapaklanma falan geçti. Gece uyandığımda göz kapaklarımda aşırı bir ağırlık hissediyorum. Bu ağırlıktan dolayı gözlerimi açmakta zorlanıyordum. Hani çapaklanma, kızarma falan yok. O geçti çok şükür. Ama aşırı derecede göz kapaklarımın üzerinde bir ağırlık var. Kaldıramıyorum gözlerimi. Göz kapaklarımı kaldıramıyordum. 3-4 gündür böyleydi. Ben dedim herhalde çok yorgunluktan uykum geliyor. Yani uykusuzluktan falandır diye düşünüyordum. Hani bayram öncesi temizlik, bayram temizliği, bayramda çok yoğun ve çok kalabalıktık. Onun şeyleri herhalde diyordum. Onunla alakası yok galiba. Bu gece yatarken gözlerim çok kızardı. Kaşındı yani daha doğrusu. Sonra gece sabah saat 4 gibi uyandığımda gözlerim çapaklanmış, kızarmış. Hemen o arada da Nilay'ı emziriyordum ben. Bir yandan da gözüme damlatmaya çalıştım. Zar zor. Zor. Tek başıma damlatamıyorum. Yani normalde damlatıyorum da kucağımda Nilay olunca damlatamadım. Biraz zorlandım açıkçası. Şimdi ailenin de gözüne damlatacağım. Ben yine gözüme damlatacağım. Bu arada şu şurada kalmış. Şunu alayım. Bu arada söylemiş miydim? Ben Nilay'a şuna başladık. Vegaferon. Çocuklara 4. aydan sonra veriliyor ya bebeklere. Buna başladık bakalım. Dün akşam itibariyle başladım. Öğleden önce bunu veriyorum. David 3'ü veriyorum. Öğleden sonra dedi sabah David 3'ü ver. Öğleden sonra Vegaferon'u ver dedi. Şu da Ali'nin boğazlarına sıkıyor. Bu arada benimkiler Alper toplamamış henüz yatağına. Yakup topladı. Aytu topladı. Evet, bugün bütün gün çamaşırlarla uğraşacağız. Ben yaklaşık 4-5 gündür makineye çamaşır atmıyordum. Ama doldu. Sepetler doldu, taştı yani. Makineye sabah kahvaltıdan önce renklileri hazırladım. Koydum. Yıkandı. Şimdi çıkarıp kurutmaya atacağım. Şurada şöyle Nilay'ın örgü leri var. Biraz da bir de ince olanlar var. Bunlar
Bunları atacağım şimdi. Sırayla makineye çamaşır atacağım. İşte mutfak toplanacak canlarım. Tepsiyi toplayacağım. Mutfak tepsimi toplayacağım. Kahvaltı tepsimi toplayacağım. Şu kömbelerimden abilerime verdim. İki abime verdim. Yengemin ablası Fatoş ablaya verdim. Anneme verdim. Baya baya verdim ve yiyoruz da. İkisi de böyle üstten azalmış. Çocuklar öyle böyle gün içerisinde acıktıkça bayram kömbesi yiyorlar. Şu buzdolabının üzeri düzenlenecek. Bugün yapabilirsem yani oradaki birçok şey dışarıdaki erzak dolabının eski erzak dolabı öyle diyeyim. Erzak yani deterjan metajan tarzı şeyler koyuyorum. Oraya gidecek sirkelenecek sofralar var. Ha şu ilaçlardan Nilay'a vereceğim şimdi. Önce bunları bir vereyim. Önce ilaç işlerini halledelim. Ondan sonra şu da burada kaldı kaç günden beri. Ama şöyle biz bayramın yani 3 gün bayramsa 3 günü de aşağıda geçirdik. Evde hiçbir şey yapmadım. Bir tek dün kahvaltı yaptık. Kahvaltıdan sonra gezmeye çıktık. Bu da kaldı da kaldı. Yıkayıp bardaklık kısmına yerleştireceğim de. Şuraya nereye koyabilirim onu da bilmiyorum ya. Buralar dolu. Şurada kahve yanı bardaklarım var. 3 çeşit. Burada su bardakları var. Günlük kullanmıyorum bunları. Bu günlük kullandıklarım burada. Makine dolu şimdi. Makineyi boşaltacağım da. Şurada da benim yine yengemin almış olduğu bardak altlarını görüyorsunuz. Onun arkasında da bardakları var. Böyle gümüş renginde. Gümüş desenli çay bardakları ve altları var. Yine yengem almıştı. Anneler günü müydü neydi galiba? Tam hatırlayamıyorum. Nasıl yapabilirim? Oralara bir yere o bardakları yerleştirmem lazım ama bakalım nasıl yerleştireceğim. Bura zaten günlük. Bütün günlüklerim burada benim. Şimdi şey yapalım. Şunları vereyim Nilay'a. Göz damlalarımızı falan damlatalım. Ondan sonra işlerimize başlayalım. Ali gece vardiyasına döndü. 12-8'e döndü. Şu an sabah geldi. Yatıyor içeride şu anda. Uyuyor. Ha, alacağım. Şey, ilaç vereceğim de Nilay'a şimdi. Sen de kalk ilacını iç. Tamam mı? Ha? Alacağım. Alırsan alacağım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Teyzelere selam verelim. Selamlar. Aleykümselam. Nilay'la beraber selamlar. Selamlar kızım. Bir de konuşmaya başlarsa teyzeler hatta yok teyzeler demez. Şey gibi Yakup gibi arkadaşlar der. Arkadaşlar bu telefon gene yamuk olmuş. Anlamıyorum bu telefon neden böyle yamuk oluyor. Bu tripodda şey oluyor da kayma falan gibi böyle bir şeyler oluyor. Gözüme bakın gene kızardı. Niye böyle bilmiyorum valla bu göz rahatsızlığı geçmedi. İlk defa böyle bir göz rahatsızlığına yakalandım evet. Aile kalksana bir. Güzel otur kalk. Özellikle ben yakalandım. Nilay'ın ilacını verelim. Değil mi aşkım? Değil mi çiçeğim? Nilay'ın ilacını verelim biz. Nilay de. Alper ben Nilay. De. Oğlum, ne Allah aşkına. Tut kızım. Nilay. Nilay çiğ bak hemen. Deri nerede? Nilay. Geçi de versene bir tane. Oh. Bu ne oğlum küçücük verdin. Oh. Kalk hadi kalk. Sen de ilaçlarını iç hadi. Hadi oğlum. Aşkım. Çiçeğim. Nilay'a da ilaç içirmek bir problem. Hiç sevmiyor ilaç içmeyi. Ya sevsin ki diyor Alper'de. Hiç sevmiyor. Hiç teyzeleri zorla içir. İlaç içiriyorum. Artık böyle damla damla veriyorum. Yani bildiğin su damlası gibi ilaç veriyorum. Damla damla veriyorum yutması için. Çok yaşa. İyi yaşa. Çiçeğim. Yuttun mu? Ve çok az damla damla veriyorum. Yutabilsin diye. Yani şu tatlı kaşığıyla
Tatlı kaşığıyla yarım çay, yarım kaşık veriyorum ama onu da ikiye bölerekten böyle mini mini veriyorum. Yoksa ağzından geri çıkarıyor. Al bakalım. Buna de şuna bak kuzum. Senin o küçücük burnundan şu laşeller akıyor. Oy. Çiçeğim. Baksana geri çıkar. Geri çıkarıyor geri. Geri çıkıyor. Üstü başı da batıyor bu arada. Annem. Ne kızım. Kurban olurum. Kurban olurum. Sen nasıl hasta oldun böyle. Ama işte ne kadar korursanız koruyun. Yani evde birisi hasta olduğu zaman yani en küçük bebeğe varana kadar bulaşıyor. İstediğin kadar temas etmesen de oluyor yani. Bu mikrop bulaşıcı. Evet, havalar da çok dengesiz. Hı. Zaten bayram boyunca vallahi kimi görsek hasta. Kimi görsek hasta. O diyor hastayım. O diyor hastayım. Dün dayımın oğulları gelmişti. Onun gelini öylesine. Dayımın oğlunun hanımı yani. O öylesine. Hastalıktan ölüyoruz diyor. Yani bir tek bizde değil ya, bilmiyorum. Bu sene bu hastalıklar geçmedi. Vallahi bu hastalıklar geçmedi bu sene ya. Değil mi kızım? Hep hastalık var ya. Allah'ım beterinden korusun. Beterinden korusun Rabbim. Ha şeyi de verelim. Onu vermedik. Devit üçümüzü de verelim. Akşama doğru da diğer vegaferonu veririz. Değil mi kızım? Aç bakayım ağzını. Aç kız ağzını. Kız boşalt ya. Boşa. Ağzını da açmıyorsun. Abi şey aç. Hadi. Dur annem. Dur çiçeğim. Dur. Kız damlamıyor da Allah'ım. Heh, tamam. Tamam bitti. İşkencemiz bitti. Çocuk sevmiyor ilaç içmeyi. Hiçbir şekilde sevmiyor. Gel kucağıma alayım, öyle toplayayım ortalığı da. Şunu koyalım. İlaçlarımızı şunu koyalım yerine. Hadi bakalım, telefonlarda son 5 dakika. Çocuklar. Güzel. Ondan sonra ne yapıyoruz? Herkes ödevlerinin başına, çünkü 9 günlük tatilin 7 günü boyunca oyun oynadılar. Yani şey, sadece telefonda değil, yolda oyun oynadılar, telefonda oynadılar. Gelen gidendir, odur budur derken. Bugün cumartesi, kaldı 2 gün okulların açılmasına. O yüzden yavaş yavaş artık derslere ödevlerini yapsınlar. Oğlum o şey aferinden. Bir de ağrı kesici içeceksin. Aferin, işe yaramıyor. Yaramıyor diyor babam. Şey ya, ay ya, yanlış söyledim. İbrahim ya, ay karıştırdım. Sen zaten hap içiyorsun annem. Sen hap içiyorsun zaten. Heh. İbrahim. Başka? Ağrı kesici. Bismillah korktu. Oy kurban olayım. Bismillah korktu. Başka bir şey içebilir misin? Normal kalpol içebilir misin? Şey pardon. Paron içebilir misin? Masana koyuyorum bunu. Tamam şu şeyden iç ya. O turuncu kalpol var ya, ondan iç. İki kaşık iç sen ondan. Ondan mı için, parol mu için? Parol hap içebilecek misin? Denerim. İçemezsen. İçemezsen kalpol iç. Neredeki parol? Parol da orada. Bakacağım, bakacağım. Kış! Ama şimdi benim kurutmaya çamaşır atmam lazım. Biriniz Nilay'la kış ilgilenmeli. Kış! Ben ilgileniyorum. Bir dakika annem. Oğlum yatağını toplamamışsın. Yatağını topla. Hadi topla. Şimdi şey yapayım. Makineden. Şunlar zaten şey olacak. Bunları buraya dökeyim bir. Ay, kurutmaya koymam lazım çamaşırları. Arka arkaya kurçarım çamaşır. Bir yıkamaya bir kurutmaya. Bir yıkamaya bir kurutmaya. Bugün öyle olacak.
Beyazlar da karışmış. Ben bu arada neyse şunları ben bir koyayım da. En son makineye perde atmıştım. Arefe günü perdeleri atmıştık. Arefe günü müydü? Arefeden bir gün önce miydi? Arefe günüydü galiba ya, evet. Perdeleri atmıştık da hiç ben bunun şeyine oyunu bakmayı unuttum. Şuna perdeleri attığımda şunlara bakmayı unuttum ama ha yok, temizlemişim. Temiz. Su tankı da var. Su tankı da boş. O zaman temizlemeye geç, şey kurulamaya geçelim. Geliyorum onu. Sepetler de burada. Üçüncü makinenin çamaşırlarını ayarlayacağım. Ben şu an telefonla oynuyorum. İyi tamam. Yatağını da düzledi. Bu odaya hiç girmeyeyim. Hadi uyuyor orada. Hem çamaşır makinesi çalışıyor hem kurutma çalışıyor şu anda. Belki biraz ses olabilir canlarım. Şu kahvaltı tepsini toplayayım. Şu altında şey varmış, altını sileyim de. Annemi de görmedim bugün. Şu mutfağı toplayayım da aşağı ineceğim biraz. Hemen cilmin yanına ineyim. Bakayım ne yapıyor, ne diyor. Bir kahve içelim. Canım kahve içiyor. Şurayı hemen toplayıp ineceğim aşağıya. Ben burayı toplayayım da sen daha da ödevini yapma, dur. Zaten yardım az kaldı. Hı? Bakarız hani. Sen yazını bitir, daha ne var başka ödev? Orada bir sürü kağıt var. Ya şunu niye böyle topluyor Ali? Anlamıyorum ya. Bu kadar çok şey yapıyor. Şimdi sevmiyorum böyle çok fazla şey toplanmasını. Babam biraz yamuk yumuk topluyor da o yüzden pek şey yapmıyor. Şöyle düzgün, daha değerli toplu olsun en azından. Neyse. Hadi kızım sen devam et. Aynen, Allah'ını seversen bu konuyu kapat. Allah Allah. Kızım birkaç gün daha bekleyin. Havalar bir iyice sıcak olsun ya. Hala ben ayağıma çorap ve terlik giyiyorsam hala serin demektir. Sen giymedin mi ayağına? Çabuk git giy. O Yakup'un da ayağında yok belki. Ona da ver. Çabuk giydir. Hadi. Çoraplarını giyer misin? Yakup'a da gelir. Tutturdu. Yarım kollu giyeyim diyor. Bayramdan önce Ramazan'ın son günleri sıcaktı ya, yarım kollu giydiler hep. Ondan sonra tabii üşüttüler. Anne sıcak, anne sıcak. Anne yarım kollu. Üşüttü. Evet. Kaç günden beri boşa mı ilaç veriyorum? Bu öksürük miydi? He? Hanımefendi. Doldurmadan. He? Doldurmayı daha dün yedim. Ondan öncesi var. Hadi hadi. Çabuk. Yakup'un ayağına da çorap giydi kızım, hadi. Allah Allah. Azıcık sıcağı gördüler mi? Yarın kolluk giyesileri geliyor. Vallahi şu an benim ayağımda hem çoraplar hem terlik, şey kışlık terlik var ayağımda. Yerler falan, yani daha havalar dengesiz gidiyor. Bir sıcak oldu. 2-3 gün
Ya belliydi zaten o yağmur sıcağıydı. Daha yani yaz geldiğinin sıcağı değil yani. Yağmur sıcağıydı belli. Ondan sonra nasıl yağmur yağdı bayramın birinci günü? Bir yağmur, bir yağmur. Sersene gitti. İki kere bana diyor anne yarım kolluk yiyeceğim. Hadi yarım kolluk yiyeceğim. Kız yok diyorum. Gene geliyor. İnatçı. Ay. Ay yemeğin adını koyamadım ben daha. Düşünüyorum, düşünüyorum ne yemek yapayım diye. Ya Rabbi. Şu buzluğu bir açalım bakalım ne yemek yapsak. Hey Allah'ım. Ay sabahtan beri düşünüyorum. Aslında bizimkilerin biraz böyle kebap falan yapmayı düşünüyorlardı. Kebap yapalım falan diyorlardı. Böyle bir şeyler mi yapsam birlikte annemgille beraber? Vallahi ne yapayım ben de bugün karar veremedim. Ne yemek yapacağım? Ha? Ne olsun? Ne bu? Ha, evet kırılacaktık kızım ama ne yapalım? Neyse ben şurayı bir hemen toplayıvereyim. Ha.
Onu ne yapıyorsun kız sen öyle? Yeni süslenmeye mi başladın? Yine şurada terlikler falan. Bak onu bir süpürmek lazım aslında. Hı? Saçlarını da toplayalım da Aylin. Ay çok güzel hava var dışarıda. Of. Çorap giymesem olur mu? Terlik yok annem yok. Ama terlik kayıyor ayağımdan. Nasıl kayıyor kız terlik ayağından? Kayıyor işte. Ama taşıyor nereden o? Kayıyor. O terlik sana niye geniş geliyor? Onu ben almıştım değil mi? Ama sen denemedin mi o terliği alırken? He. Niye böyle bu? Ama bir şey değil. Giydin mi de? Şuramda yara oldu. Biraz ha. Şu kısmı oluyor mu? Lütfen. Neyse eskimiş zaten yenisini alırız. Saç lastiğini getir de toplayalım bir saçını. Ay. Çıkartacağım. He? Tamam çıkar hadi. Yola gitme şimdi şey yapacağım. Vereceğim. Saçını toplayıp pekmez vereceğim size. Ay Yakup'a da sana da ondan sonra. Şu niye acaba boynunu kaldırmadı? Tutmayacak herhalde. Yani şunlar biraz tutuyordu. Şunlar tuttu ama. Ay. Ha? Sen git çağır. Önce saçını toplayalım. Saç lastiği getir. Getir. Benim süslü kızı görüyor musunuz? Yola çıkıyor diye gözleri de far sürdü. Ispanıyor seni. Kamzelerini severim. Lütfen. Git çağır tamam. Tamam bir git hadi. Allah'ım. Dünyada çocuk olmak vardı ya. Biz de öyleydik küçükken. Süsü severdik. Yani zamanında da çok yaptık süs. Ay ne güzel olmuş böyle. Sarkmış iyice. Aşağıya doğru. Şu aşağıdakini kapatmış ama. Ay. Bu da boy bak. Bu da iyi tuttu da. Şu. Bu boynunu bükmüş garibim. Olmamış. Olmayacak herhalde. Dün teyzemgile gitmiştik. Teyzem de marol ekmiş. Onun marolları da böyle baya baya büyümüş. Tek tek böyle bir tane yani yapraklarından koparıp salata yapıyorum dedi. Vallahi dedim biz de teyze. Aa bak benim marollarım da burada. Yapraklarından topluyorum dedim. Salata yapıyorum dedim. Seneye daha çok ekeceğim. Gerçi marol yaz kış ekiliyormuş galiba ya. Yani geçen böyle biraz araştırma yaptım da. Yaz kış ekiliyormuş marol. Kim? Ecrin'i çağırmaya gitti. Vallahi bak bu da büyümeye başlamış da sus. Sulamam lazım bunları benim. Ne annem? Şu çok güzel olmuş ya. Büyümüş bayağı bunlar. Ay güzellerim ne kadar güzel oldu bunlar. Bak bir de demin şeyi fark ettim. Şunu. Şu dal kırılmıştı. Öyle ekiverdim. Bak yeni yapraklar çıkarmış. Daha yeni görüyorum. Yaprağı güzel. Çay dökmüştüm şeylerine, yapraklarına. Faydası oldu herhalde ya. Daha bir canlı canlı oldu sanki. Aslında bugün Ali kalkınca keşke bir çarşıya gitsek de şeye. Züccaciye gitsek bunlar için büyük kutu alsak. Efendim. Yok mu Ecrin evde?
Evde pencereler açık ama. Hı? Olur. Yani 1, 2, 3, 4, 5, ondan sonra 6. Büyük saksı almam lazım. Şu 7 bunun için. Şu boyla birkaç tane şu boy, birkaç tane şu boy almam lazım. Çünkü şey olmuyor ya. Bunları bir de güller için büyük boy saksı almam lazım benim. Gitsek diyeceğim ama bilmiyorum. Uykudan uyanınca gider mi gitmez mi? Uyuyor şimdi. Bundan bu kurdela çiçeğinden daha önce benim vardı. Şey bu çok törüyor yani. Şey değil. Yani çabuk yetişen bir bitki. Böyle şemsiye gibi açılırdı. Kocaman olurdu da bunları bir sulayayım ben. Biberlerimizi falan. Dün değil evvelsi gün mü sulamıştım? Sanki çünkü toprakları susamış olmuş, kurumuş. Aylin evde yoklar belki, gel eve. Şuralarını koparalım, sarı sarı da yaprakları da. Ama marullar geçiyor meçiyor dedim ben ama suyunu verdikçe canlanıyorlar yani. Bunların yeri dar, kök şeyi kısa. Buna olmaz dedim ben Ali'ye. Olur 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 dedi. Neyse bu sene böyle olsun. Daha böyle geniş. Yani şunun gibi şeylere. Mesela bunun gibi her bir tane, her bir kutuya bir marul ekeceksin. Toprağı ne kadar geniş olursa, yeri ne kadar geniş olursa o kadar iyi verim veriyor. Bunları ben bir sulayayım. Ama sulamadan önce ben bir balkonu bir süpüreyim. Sulayayım. Ondan sonra sileyim. Çünkü su dökülüyor çiçeklerden. Aman ne kadar çok bu dallarda geldi. Hiç sevmiyorum ben böyle.
Dur, Ecrin'ler. Aylin arkadaşlarını sayıklayıp duruyordu, geldiler. Çocuklar niye bağırıyorsunuz? Ya! Komşuların çocukları. Bas bas bağırıyorlar Allah'ım. Hala bayram gezmeleri yapılıyor bu. Yani bayram normalde bitti ama mesela izmi olanlar, daha bayramda gidemediği yerlere olanlar gidiyorlar ve mahalleye arabalar gelip duruyor çünkü. Şuna biraz az su verdim. Ben daha fazla vereyim buna. Şuna böyle. Artık havalar ısınacak ilgide. Ben kasetlerimde kaldım. Ben kasetlerim çok arada kalmıştı. Çok hoş oldu. Abla bana da! Görüyorsun değil mi güzellerini ya? Böyle aradan arada kalmış onlar. Abla bana da! Ay yahut bağırma anne. Şuraları bir silmem lazım. Ne yapayım? Bu şeylerin altlarını silmem lazım. Şuralar çok şey olmuş. Seramiklerin üzeri kirlenmiş. Aa, şu benim şey de arada kalmış. Onu da bu tarafa alayım. Zebra kaktüsü. Abla, bana bir tas. Ondan sonra şu da o arada kalmış. Neyse, olduğu kadar artık.
Etilim. Etilim. Ah, hadi.
Şurada. Nasıl öyle git topladık balkonu. Nereye gitti Yakup? Balkonu süpürdüm, sildim. Çocuklara pekmez şerbeti yapacağım. İçsinler. Çamaşır makinem bitmiş. Kurutmanın bir 10-15 dakikası var. 13 dakikası kalmış. Onu çıkarıp ötekini koyacağım. Ekmeği öyle içemiyorlar. Katı bir şekilde içemiyorlar. Öyle ekmek batırıp kahvaltıda da yiyemiyorlar ama böyle sulandırıp veriyorum. İyi oluyor. İkisini bir parmağıma taktım. Öyle götürüyorum. Yoldalar çünkü oynuyorlar. Şuradan vereyim de içsinler. Aylin ve Yakup. Gelin şu pekmez şerbetlerinizi için bakalım. Pekmez. En sevdiğim. En sevdiği oğlumun. Çok seviyor. Hadi hadi. Aferin oğluma. Pekmez içecek. Yavaş dökülecek Aylin. Yavaş hareket et kızım. Kız döküyorsun. Tamam. Ama kızım elinde sulu bir şey varken çok hızlı hareket edilmez. Yerlere su içeyim. Aylin pek sevmiyor ama içmek zorunda. Hadi içme. Abla bence yine suç. Ecrin oradan şeye çarpıyor ya. Demir parmaklıklara çarpıyor ya. Hadi şifa olsun. Elini ağzını yıka. Şire olmuştur. Ben de içeceğim. De kendime yapayım. Hı? Niye? Ecrin'le oynamıyor musunuz? Evet. Ha tamam. Ay bunu da ben içeyim bir. Şu falan şey biraz şöyle dışına su tutayım da. Da suyunu tutsun. Ondan sonra koyarım. Yengemin bana bayram hediyesi olarak aldığı bardakları da yıkadım. Biraz kurusun. Rafa dizeceğim. Böyle güzel desenleri var. Anneminkinde de aynı desenlerden var. Kenarlarında gold çizgileri vardı. Ama maalesef bulaşık makinesine atınca gold çizgiler gitti. Bu da bize bir ders olsun. Bir daha böyle gold ya da gümüş çizgisi olanları şeye atmayız. Makineye atmayız. Ali bazen onu salonun arasında her ekşisi zannediyor salataya koymak için. Ama ben de pekmez hani gözümün önünde olsun ki sürekli vereyim diye. Sofraları sirkeleyeyim. Ali de kalktı bu arada. Yakup mu çağırıyor? Aşağıdan çağırıyor bak. Ta anneannesinin oraya gitmiş oradan çağırıyor beni. Efendim Yakup. Aşağıdayım ben. Aferin. Tamam annem. Biraz önce Aylin dedi ki anne Yakup yok dedi. Sağa baktık, sola baktık. Böyle göremedik. Ay bir anda var ya yüreğim alev alev oldu. Sonra baktım anneannesinin yanına gitmiş. Dedim bir daha aşağıya falan inerken bana haber ver dedim. Balkonum temiz, süpürdüğüm, sildiğim, misledim. Çiçeklerimi, bitkilerimi suladım.